Herkese merhabalar. Çok büyük bir memnuniyet. Profesör Erik Kloffe bizimle birlikte. Kendisi öğrenenler ve öğrenme ile uyumlu oyunların tasarlanması başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. İsmim Çiğdem Uz. Doktor Krofer ile birlikte araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum bizlerle birlikte oldukları için. Bugün ben ve Kürşat Çalıtay ile birlikte olacağız. Sunumun sonunda ise sorularınız olursa Sayın Krofer'e bilgilendirme yapacağız ki yönelteceğiz sorularını. Kendisi şeyler eğitim programı ve Education Arcade'in yöneticisi. Kendisi özellikle öğrenmeye dayalı oyunlar tasarlamakta. Çok önemli platformlar üzerinden çalışıyor. Gerek simülasyonlar üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda çok iyi bilinen platformların da aynı zamanda kendisi yaratıcısı. Bizim de birlikte olduğu için çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Çiğdem. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Erik'le birlikte olmak bizim için çok büyük bir memnuniyet. Gerçekten çok güzel bir sunum dinleyeceğiz kendisinden. Bu sunum aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştiriliyor ve biz de aynı zamanda Sayın Rektörlüğümüze de çok teşekkür ediyoruz. Kendileri bize gerekli imkanları hazırladılar. Aynı zamanda Türkçe'ye de tercüme hizmeti olacak. Şimdi biliyorsunuz dijital oyunlar alanında, özellikle dijital oyunların eğitimde kullanımı çok sıcak bir konu. Çok ciddi faydaları var, bildirilmiş olan faydalar. Bunlar çok sayıda dergiler ve araştırma çalışmalarında bunlar ortaya konuldu. Erik ve ekibi gerçekten mükemmel bir iş çıkarıyor. Bizim için çok büyük bir memnuniyet Erik'le birlikte olmak. Sunumdan önce daha önce Türkiye'ye geldin mi diye sordum. Ama sanırım gerçekten Türkiye'de ilk gelişi. Bunu öğrendim. Aslında belki de bu korona salgınının iyi yanlarından bir tanesi diye düşünüyorum. En azından gerçekten bu kadar büyük araştırıcıları böyle bir organizasyona davet etme imkanımız oldu. Umut ediyoruz ki gelecekte Eri'yi fiilen de fiziksel olarak da Türkiye'ye davet etme imkanımız olur diye düşünüyorum. Kendisine belki de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin auditoriumunda fiilen dinleme imkanımız olur. Ben daha fazla söz almak istemiyorum. Çünkü herkes zaten Erik'in sunumunu bekliyor. Çiğdem'in de ifade ettiği gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Biliyorsunuz bir sohbet penceresi var. Oraya yazabilirsiniz. Sanırım bir 10-15 dakikalık süremiz kalacak sunumdan sonra. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Eri'ye. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için oraya demem daha doğru olur diye düşünüyorum. Türkiye'de daha önce olmadım ama şu anda aslında sanal yine Massachusetts Teknoloji Enstitüsü arkada yer almakta görebilirsiniz. Elbette ki salgın esnasında yine MIT ve Minecraft'la birlikte de aslında bir şey yaptık. Minecraft'la yapılmış bir MIT binası. Şimdi gerek kendi programım gerekse kendim hakkında aslında tanıtıldım. Ama Schaller öğretmen eğitimi ve aynı zamanda TD Education Arcade'i karşılık geliyor. Bunun yöneticisiyim. Bizler ekip olarak uyumlu anlamlı öğrenme yapmaya çalışıyoruz. Yani sınıftaki öğrenmeyi başka bir platforma taşımak. Mümkün olduğunca uyumlu anlamlı öğrenme deneyimlerini yeni teknolojilerin imkanları çerçevesinde kullanıyoruz. Yeni teknolojiler bize pek çok şey sunuyor. Tabii ki çeşitli ihtiyaçlar var. Bunları öğrenme deneyimlerine aktarmak çok önemli.
Aynı zamanda deneyimleri tasarlıyoruz, yaratıyoruz. Bunlardan da bahsedeceğim. Yeni teknolojiler kullanarak bunu nasıl yapıyoruz? Bir de deneyimlerin uygulanması ve ölçeklendirilmesi konusu. Yani yaptığımız işte bir etki yaratmaya çalışıyoruz. Akademik bir birim olarak aslında bu etkinin özellikle araştırmalar, yayınlar yoluyla yaratmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda bizim ürünlerimizi kullanan kişiler ya da kendi sınıflarında, kendi yaşantılarında bunları kullananlar da etki yaratmaya çalışıyoruz. Daha fazla deneyim ile kapasite geliştirmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Başka gruplarla birlikte de çalışıyoruz. Özellikle eğitim amaçlı oyunlar ya da içsel teknolojiyi kullananlar. Onlara çeşitli eğitimler verebiliyoruz. O teknolojileri kendileri için kullanmalarını sağlıyoruz. Baktığımız aslında şeylerden bir tanesi en nihayetinde nasıl bizim belki de yapacağımız şeyleri daha geliştirebilirler ona bakıyoruz. Aynı zamanda bu işleri kendi başlarına yapsınlar. Bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok yerinde. Şimdi bu son üç husus aslında iki tanesinin üzerinden geçtim. Yani özellikle deneyimlerin tasarlanması, yaratılması bunlar önemli konular. Ama özellikle bunların hepsi araştırma tabanlı araştırma ile ilgili. Yani aslında bizim laboratuvarlarımızı birincil olarak yaptığımız. Şimdi tasarım tabanlı araştırma dediğimizde önce uygulamaya dayalı sorunları analiz ediyoruz. Özellikle uygulamaya dayalı, pratiğin altını çizmek istiyorum. Yani gerçek sorunlardan bahsediyorum. Yani hem öğretim hem de öğrenmede yaşanan uygulamaya dayalı sorunlar. Olası çözümleri geliştiriyoruz. Genelde uygulayıcılarla bu sorunları yaşayanlarla ortaklık içerisinde bunları geliştiriyoruz. Sürekli bunları test ediyoruz, sunuyoruz ve tekrar tasarlıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra yani sürekli test ediliyor, tekrar tasarlıyoruz. Yani her denemeden bir şeyler öğreniyoruz ve bunları tekrar ediyoruz. En nihayetinde önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu araştırmaları da anlamlı kılan şey ise bu tasarım ilkelerini daha damıtılmış olanları yansıtıyoruz. Yani böylelikle yaptığımız özel işler var, spesifik işler var. Bunlar önemli tabii ki ama tasarım ilkelerimizi de nasıl uyguladıklarını bilmeleri çok önemli. Bunları daha sonra yine göreceğiz. Mesela aynı zamanda çok oyunculu, yaygın oyunlar var. Eğitimde bunlar kullanılıyor ama başka kişiler tarafından da bunların tasarlanması mümkün. Bakınız okullar göreceksiniz burada. Bu okullar tabii ki her zaman lineer, doğrusal bir süreç değil bu. Yani tüm bu süreçleri bir çizgi halinde değil, bazen ileri geri doğru hareket etmeniz de mümkün. Her zaman aynı yönde doğrusal olarak hareket etmiyor. Şimdi yaptığımız işler neye odaklanıyor diye soracak olursanız aslında 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırıyoruz. Aslında buradaki grafik 2007 tarihli. Bakıldığında aslında belki 21. yüzyılın daha başları ama aslında 21. yüzyılın becerileri diyoruz ama yine de okullarda sanki bunları tam olarak veremiyoruz. Eleştirel düşünme, iletişim, birlikte çalışma, yaratıcılık. Bunların her birine baktığımızda aslında 21. yüzyıl için gerekli olan unsurlar. Yani modern toplumun bunlara ihtiyacı var. Sosyal yaşantımızda da bunlara ihtiyacımız var. Yani bakıldığında bunların okullarda çok etkili öğretilmediğini görmekteyiz. Şimdi eleştirel düşünme, iletişim, birlikte çalışma ve yaratıcılık. Aslında çocuklar bir şekilde pek çok yerde öğreniyorlar. Ve baktığımızda oyunlarla da öğreniyorlar. Eleştirel düşünme yapıyorlar. Farklı diyelim yapbozları çözüyorlar, bilmeceler çözüyorlar. Çok oyunculu oyunlarda koordinasyon lazım, iletişim lazım. Etkili bir şekilde strateji belirliyorlar. Başka kişilerin neler yaptığını değerlendiriyorlar. Yani özellikle sağ üstteki oyuna baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani oyuncular var, etkili bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Birlikte çalışma çok önemli konulardan bir tanesi. İletişimle de aslında bağlantılı. Çünkü iyi bir iletişim olacaksa birlikte çalışsınlar. İşte diyelim görevlerin dağılımı olabilir bu. Ardından yaratıcılık geliyor. Diyelim robot var yine sağ alt tarafa bakıldığında yani çocuklar yeni şeyler yaratıyorlar ve yaptıklarını bir parçası haline getiriyorlar. Yani burada oyunun içerisinde diyelim pek çok şey paylaşılıyor ama yaratıcılık aslında baktığımız zaman bazen diyelim yaptıkları kendi çalışmaların bir videosunu gösteriyorlar, bir tasarım yapıyorlar. Dolayısıyla bunları oyunlarla birlikte gerçekleştirebiliyorlar.
Aslında yine Cem C'nin sanırım ki de bu çok önemli. Özellikle öğrenme ve okuryazarlıkla ilgili video oyunlar bize neler öğretir? 20 yaşında olsa gerçekten çok önemli. Gerçekten bu konuda değerlendirilmesi gereken bir kitap. Çok temel unsurları içeriyor. Yani oyunlardan neler öğrenebiliriz? Aslında baktığımız zaman tabii ki eğitim amaçlı içsel oyunlar var. Ama oyun oynayarak, iyi oyun oynayarak eğitim alma. Bu önemli bir konu. Yani sizin diyelim kimliğinizle ilgili. O ortamda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya da durumla anlam. Yani orada bir anlam çıkarmaya çalışmak. Bağlamdan bir şeyler çıkarmak. Çünkü bakıldığı zaman belirli bir uzamda, belirli bir ortamda anlam değişebiliyor. Bilgi aktarımı konusu. Bakıldığında mesela belki de öğrenme bilimlerinde biliyorsunuz. Bir bağlamda öğrendiğinizi bir başka bağlama aktarma konusu. Bu mesela oyunlarda çok fazla oluyor. Diyelim bir yapbozu çözüyorsunuz, bir bağlamda ardından gidiyorsunuz, bir başka yerde uyguluyorsunuz bunu. İyi oyunları düşündüğünüz zaman aslında bunların hepsi çok önemli. Yani çok anlamlı olabiliyor. İyi bir öğrenme ortamı yaratabiliyor. Yani sonuç olarak bunu oyun oynarken de yapılabiliyor. Güzel bir araştırma bu. Oyunlar dediğimiz zaman yani oyun tabanlı öğrenme ve 21. yüzyıl becerileri dediğimizde yine bu çalışmada başka oyunlarla ilgili yapılan başka çalışmalara da bakıyor ve ölçülen sonuçların %85'inin anlamlı bir şekilde 21. yüzyıl becerileri üzerinde etkisi olduğunu gösteriyor. Yani demek ki insanların bu yeni bağlamlarda öğrenmesi gerekenlerin büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Başka yine araştırma çalışmaları da var. Özellikle bilişsel dikkatin odaklanması olsun, sosyal, güdüsel, duygusal bunlar çok önemli. Özellikle okullarda bunları aktarabilmek açısından. Tabii ki çalışmaların pek çoğuna baktığımızda özellikle tüm bu becerileri geliştirmek açısından oyunların iyi olduğunu söylüyorum. Ama altını çizmem gereken şey iyi oyunlar. Her oyun iyi demiyorum. İyi oyunlar. Yani pek çok oyuna bakıldığı zaman diyelim çok özellikle bahsi geçen temel tasarım ilkelerini içeren oyunların çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi iyi bir oyunu iyi oyun yapan ya da eğitim için iyi oyun yapan aslında baktığımızda yukarıya doğru olanlar. Yani çok daha fazla etkisi var. Mesela çok oyunculu oyunların çok daha fazla etkisi var. Prososyal yine içeriği olanlar. Aynı zamanda yönerge verilip verilmediği oyunda. Bunlar önemli. Oyunları düşünelim. Yani diyelim oyunun yalnızca öğrenme için tek bir kısmının önemli olması değil de oyunun bütününün eğitim açısından anlamlı olması. Daha böyle kapsayıcı, uzun olanlar var ve de bütünleşik tabii ki öğrenme ortamına çok daha fazla katkısı oluyor. Şimdi yaratıcı düşünme dediğimiz zaman aslında buna benziyor. Minecraft zaten cep telefonunda. Minecraft aslında öyle bir oyun ki baktığımız zaman gerçekten özellikle eğitim oyunlarla eğlence oyunları arasındaki böyle sınırı aşan oyunlardan bir tanesi ve çok da popüler bir oyun biliyorsunuz. Yine özellikle Fortnite yaratıcı düşünmeyle ilgili olarak çok mükemmel yine oyuncular var burada. Bakıldığında bazen diyorsunuz ki neden acaba başka kişilerin video oyunu oynarken seyretmek istersiniz ki diye düşünebilirsiniz ama bu tıpkı diyelim bir sporcuyu izlemek gibi bir şey. Yani belirli bir deneyim var, bir uzmanlık kazanmaya çalışıyorlar, sorunları nasıl çözüyorlar buna bakıyorlar, birlikte çalışıyorlar ve bunu mükemmel bir şekilde yapabiliyorlar. Yani dolayısıyla oldukça etkili olduğunu görebiliyoruz. Şimdi yaratıcı oyunlar bu şekilde olabiliyor. Bunlar yine çok güzel video oyunlar. Bir kısmı eğitim amaçlı, bazıları eğitim amaçlı değil. Ama çok farklı formları olabiliyor. Daha böyle eğlence için işte iPad'de ya da cep telefonda oynananlardan çok daha farklı diye uzun bilgisayarda oynanan uzun oyunlara kadar gidebiliyor. Tabii ki baktığımız zaman yalnızca tabii ki bilgisayar oyunları değil, masaüstü oyunlar da önemli. Kickstarter olsun, çok sayıda yine masa oyunu da yine aynı şekilde geliştirildi. Onlar da çok yaratıcı oyunlar sağlayabiliyor. Çok da ilgi çekici olabiliyor. Yaratıcılığı da çok ortaya koyuyor. Yenilikçilik de çok fazla. Bunların okullara aktarılması da söz konusu. Çünkü baktığımızda yalnızca diyelim dijital oyunlar değil ama aynı zamanda rahatlıkla biz bu tür masaüstü oyunları da kullanabiliriz. Yani dolayısıyla dijital bir diyelim engel varsa belki bu oyunlarda kullanılabilir diye düşünüyorum.
Yani dolayısıyla bunlar da bir köprü gibi kullanılabilir. Yani yalnızca dijital oyunlar değil, rahatlıkla masaüstü oyunlar da kullanılabilir. Peki, şimdi oyunlardan bahsettik şu ana kadar. Ya da oyunları düşündüğünde insanlar genelde buna benzer oyunlar aklına geliyor, değil mi? Üç boyutlu, böyle elinde silah olan, ateş eden, işte ya da işte genelde erkek çocukları oynar. İşte böyle karanlık odalarda, önlerinde konsollar, işte sağlıksız besinlerle yerken, tüketirken oynarlar diye düşünebilirsiniz. Ama aslında her zaman doğru değil. Şimdi öğrenme ve oyun dediğimizde, mesela şimdi bunu bir öğrenme ortamına getirelim. Öğrenme içeriği kazandırmaya çalışalım böyle bir oyunda. Genelde çünkü öğrenme ve oyun dediğim zaman genelde insanlar karma gibi düşünüyor. Bir video oyunu var. Biz buna nasıl bir öğrenme unsuru katabiliriz diye düşünebiliyor. Ama bu aslında bizim eğitim amaçlı videolarla kastettiğimiz bu değil. Yani oyunlar dediğimiz zaman diyelim insanların bakış açılarını daha genişletmeye çalışıyoruz. Mesela son birkaç yılda masaüstü oyunlara baktığımızda pek çok şey değişti. Video oyunlarında da değişti. Çok sayıda istatistikler var. Mesela kimler video oyunları dediğinizde aslında hemen hemen herkes. Mesela öğretmenler konferansına gittiğimiz zaman işte kaç kişi video oyunu oynaya denildiğinde bakıldığında işte diyelim %10, %20 elini kaldırıyor. Ama işte cep telefonunuzu açıp da ne zaman oynuyorsunuz dediğinde çok daha fazla. iPad'inizi açıp oyun ne kadar oynuyorsunuz? Ya da işte sosyal oyunlar oluyor diyelim. Arkadaşlarıyla birlikte oynuyorlar. Çok daha fazla. Yani insanlar oyunu tam tanımlamıyor. Yani video oyunu gibi algılamıyorlar. Cep telefonda oynadıkları oynuyorlar. Yani sanki bakıldığında işte böyle elinde silahı olan video oyun dediğimiz zaman bu gibi bir sayıltı var ama bu şekilde değil. Bakış açısı şöyle geliştirilebilir video oyunları ile ilgili. Legacy of Matt Blaster oyunu. Bu en başarılı eğitim amaçlı oyunlardan bir tanesi zamanımızın diyebilirim. Şöyle bir ilkeye dayalı oyun. Şimdi işin eğlence boyutu var. Ama öğrenmenin ödülü olarak eğlenme. Bakın Math Blaster'da gökyüzünde uçuşuyor diyelim çeşitli problemler. Yukarıda bakın hemen bir matematik problemi var. Ve ona göre doğru cevap patlatılıyor. Patlatmaya çalışıyor doğru cevabı. Şimdi bu mutlaka matematik problemi olacak diye bir şey değil. Bu tarih olabilir. Yani her şey herhangi bir derse uyarlanabilir. Yalnızca matematik için değil. Şimdi şöyle bir fikir var bununla ilgili olarak. Yani böyle bir terim ortaya koymaya çalışacağım. Çok belki iyi bir şey değil ama çikolata ile kaplı brokoli. Şimdi brokoli çocukların yemesini istediğiniz bir şey. Onlar için iyi, sağlıklı. Çikolata sevdikleri bir şey. Yani dolayısıyla çikolatayı yemek istiyorlar. İkisini bir araya getiriyorsunuz. Böylelikle çocuk hem keyif alsın ama aynı zamanda çocuğa fayda sağlasın bakış açısı var. Şimdi belki çocukları biraz başlangıçta brokoliyi yemesini sağlarsınız ama onlara böyle sağlıklı bir beslenme ya da sağlıklı öğrenmeyi geliştiremezsiniz. Diyelim çikolata ortadan kalktı ne olacak? Brokoli tek başına yiyecek mi? Meslektaşım Scott genelde şunu söyler. Bu aslında çocuklara işte bakıldığında işte bu konu eğlenceli değil. İşte bu konuyu eğlenceli kılmanın tek yolu sana bir ödül vermek gibi. İşte çikolata işte matematik problemini çözdün sana çikolata verdim. O zaman sanki matematik eğlenceli değilmiş gibi. Yani yaparsan ancak ödül alırsın gibi bir mantık oluşturuyor. Bunun tam tersi mümkün. Yine Scott'un geliştirdiği bir şey. Ve gerçekten kendisi de bu zamanların en iyi video eğitim amaçlı oyunlarından bir tanesi. Bunun yerine öğrenmeyi daha oyunlu ve eğlenceli yapmak. Bakınız kakao, brokoli. Bakıldığında bu ikisini birleştirmek. Yani kakaonun çikolata haline ödül olarak değil de her ikisini de birlikte içine dahil etmek. Yani dolayısıyla bir matematik oyununda mesela aslında ekranda bir matematik problemi görmüyorsunuz. Yani bakıldığında bunu içerisine dahil ediyorsunuz ama matematik dünya sorunlarını çözmek için kullanıyorsunuz. Bu kimya olabilir. Çünkü genelde bakıldığında matematikle ilgili sorunlara odaklandığı için bu örnek var ama başka şeyler de yapılabilir. Yani önemli olan matematiği eğlenceli kılmak. Matematik eğlenceli çünkü sorunları çözmeme yardımcı oluyor dedirtebilmek çocuklara. Farklı bir bakış açısı var. Yani oyun tasarlanırken farklı bir bakış açısı. Dolayısıyla eğitim amaçlı oyunları belki de tasarlarken bunu çok iyi dikkate almak gerekiyor. Şimdi bir de eğitim amaçlı oyunlar neler dediğimiz zaman nosyon olarak baktığımızda şöyle bir fikirden etkileniyor.
Herhalde oyun oynarken insanlar böyle görünmeli. İşte eğlenmeli, böyle heyecanlı olmalı, ellerini havaya kaldırmalı. Sanki böyle video oyunları oynarken böyle tepkiler görürsünüz. Ama onun yerine aslında video oyunu oynarken bakın böyle o daha reklamsal bir şey. Buraya baktığınız zaman doğrudan video oyunu oynarken insanların yüzlerini fotoğraflamışlar. Yani dolayısıyla bakın ekrandan da zaten ışık geliyor, izliyorlar, görüyorsunuz. Gerçek görüntüler. Hatta buradaki de benim kendi çocuğum. Biz büyük bir video oyunları konferansı olmuştu Boston'da. Binlerce kişinin katıldığı benim kendi çocuğum. O da orada oyun oynarken bakın ne kadar yoğun değil mi yüz ifadeleri? Yani odaklanmışlar. Oyunu oynarken ekran bakıyorlar ve düşündükleri şey böyle zorlanıyorlar, odaklanıyorlar. Dolayısıyla oyun oynama eğlencesi dediğimiz zaman böyle işte elini havaya kaldırıp eğlenmek değil aslında bu. Daha zorlanarak o mücadele ile eğlenmek. Simon Pepper MIT'den yine bizden önce yine bir meslektaşımız logo programlama yani çocuklarla ilgili eğitim amaçlı programlama yaparken 60'lı 70'li yıllarda geliştirmiştim. Çünkü zor bir şey yaptıkları için o zorlanma aslında eğlenceli kılıyor. Çocuklara zor bir problem verdiğiniz zaman özellikle o zorluğu o meydan okumayı aşmak çocukları eğlendiren şey. İşte bu programlama ile ilgili olabilir bir şey tasarlamasını istersiniz. Zorlanıyor, bir zorluk oluyor ve bir çözüm bulduğu zaman çok mutlu oluyor. İşte esas aslında mutluluk orada. Şimdi video oyunlarına baktığımız zaman aslında bazen çok zor oluyor. İşte diyelim bir engeli aşamıyorsunuz. Bazen bırakıp gidebiliyorsunuz ya da bazen kolay oluyor. Mesela o zaman da bırakıp gidebiliyorlar. Yani o tatmin noktasını bulmak çok önemli. Yani diyelim oyun size işte ne kadar güzel yaptın, her şey çok iyi değil ama belirli bir seviyeden sonra zorlanıyor. Çünkü eğer zorlanmazsa o zaman insanlar bırakıp gider oyunu. Yani dolayısıyla özellikle iyi oyun tasarlarken de buna bakmak lazım. Ama insanlara böyle daha zorlanarak mutlu olma ve eğlenme duygusunu verecek oyunlar lazım. Aslında bu çok meşhur zaten öğrenme yine teorisi, yakınsal gelişim alanı konusu Vygotsky'nin. Bakın bu ortadaki yeşil sizin yapabileceğiniz ve yapacağınız şeyler tek başınıza. Şu kırmızı çembere baktığımız zaman yapamadığınız, yapmayacağınız şeyler. Ortada sarı alana baktığımızda ise yardım ile yapabileceği ve yapacağı şeyler. Yani buradaki fikir aslında yakınsal gelişim dediğimiz zaman biraz destek veriyorsunuz ve sonra o yeşil alanı büyütmeye çalışıyorsunuz. İyi öğrenme ortamında da zaten böyle biz çocukları öyle bir alana koymak gerekir ki işte sürekli zorlarız ama eş zamanlı olarak da bir gelişim gösterirler. Bunu video oyunlarında da yapıyoruz. Yani insanları zorluyoruz ve böylelikle tüm yol boyunca ilerleme kaydediyorlar. Bir video oyunu oynuyorlar. Diyelim işte size işte birinci seviyeyi aştım. Diyelim ben bu kadar uğraştım, işte çok güzel beceriler elde ettim. Artık bir sonraki diyelim seviyeye geçebilirim gibi. Yani ya da ileride zorluklar, meydan okumalar var. Biliyorsunuz ona doğru gidiyorsunuz. Yani yapılmaya çalışılan şey aslında burada öyle bir tasarım yapmak ki yine kademeli olarak yapmak. Yani insanların yol boyunca çeşitli destekler vermek, sorunları daha iyi çözmelerini sağlamak ve en nihayetinde artık onları tek başına yapmalarını sağlamak. Ve iyi oyunlarda da bu böyledir. Yani şimdi eğitim boyutu var. Diyelim birinci seviyede, ikinci seviyede o desteği hissediyorsunuz ama onuncu seviyeye gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki desteğin çoğu gitmiş, her şeyi tek başınıza yapıyorsunuz. Şimdi oyunları öğrenirken oyunların belirli bir yapısı vardır, yapılandırılmış olur. İyi bir oyun tasarlamak aslında böyle yapılandırılmış bir oyun tasarlamaktan geçer. Şimdi yapılandırılmış, hedef yönelimli, yine geri bildirim de alınan bunlar olduğunda eğlenceli. Biliyorsunuz her oyunun çeşitli kuralları vardır. Bunlar gönüllü kurallardır, uyarsınız ve eğer başarılı olmak ve eğlenceli olmasını istiyorsanız bunları uyarsınız. Golf oynamak gibi. Golfün de çeşitli kuralları var. Yapabileceğiniz, yapamayacağınız şeyler var. İşte uzun bir sopa var, küçük bir top var. O topa vuracaksınız. İşte uzaktaki bir deliğe tutturmak zorundasınız. Yapabileceğiniz ve yapamayacaklarınız elbette ki kuralları var. Ama bunları uyuyorsunuz eğlenceli olduğu için. İşin daha kolay olur değil mi? Alırsınız topu deliğe götürüp elinizde bırakırsınız. Ama bunu yapamayız öyle değil mi? O zaman çok kolay olur. Hiçbir zorluk yok.
Dolayısıyla çeşitli kurallar olduğunda, çeşitli yönergeler olduğunda daha eğlenceli oluyor, daha zorlayıcı, daha ilgi çekici oluyor. Yani dolayısıyla işte o uzun sopayla topa vurup o deliği tutturmaya çalışmak çok da eğlenceli. İşte oyun tasarlarken de öyle. Yani yapılmaya çalışılan şey yalnızca işte o ödüle kavuşmak değil ama öne zorluklar koymak o yol boyunca ki yine yapının tabii ki bir parçası olarak bunu gerçekleştirmek. Şimdi oyunlaştırma dediğimiz aslında oyunla aynı şey değil. Ben genelde oyun mekaniğini birbirleriyle bağlantılı olmayan görevler kümesine uygulama diye adlandırıyorum. Bu ödüllendirme sistemleri işte rozetler vermek ya da işte ödüller vermek gibi. Yani dolayısıyla bakıldığında diyelim bir yere ulaşmaya çalışırken çeşitli engeller olması yani sanal olarak yani aslında fiziksel olarak yaptığımızı sanalda yapmak. Çünkü bakıldığında bu türden rozetler ya da puanlar alınması doğru aslında bağlamda daha anlamlı oluyor. Yani dolayısıyla çok büyük bir başarı diyelim elde edildiğinde veriliyor ya da diyelim çok fazla taahhüt içeren bir iş yapmıştır o zaman bir ödül verirsiniz. Yani dolayısıyla belirli bir başarı olur diyelim bir bilgi oluşturur o bilgiyi tüm topluma yayar. Yani bunlar da olacaktır yani çok daha anlamlı başarılar. Diyelim işte program, web tasarımı diyelim, web sayfasını tasarlamak, sonra oyunları yavaş yavaş geliştirmek, sonuç birinci seviyeden ikinci seviyeye geçmek çok daha farklı diyelim. Yani bunu daha yaygınlaşmak, işte ikinci seviyeye geldiğiniz zaman diyelim birinci seviyeden öğrendiklerinizi aktarmak. Yani dolayısıyla bu tür diyelim bir rozetler vermek özellikle daha farklı ödül sistemlerine ihtiyaç olduğu görülüyor. Tıpkı çikolata kaplı brokoli gibi. Yani artık onu bir şekilde geliştirmek yani çocuğun gerçekten kendi geliştirmesi, geliştirdikten bu gelişmeyi sağlaması ve bunu sürdürebilir kılmak. Şimdi 5 tane önemli konu var bir oyunu iyi oyun yapabilmek adına. Yapılandırılmış oyunlar olması önemli. Burada mümkün olduğunca yine dahil etme, sürece dahil etme önemli. Oyunların önemli bir parçası bu. Bunu yaparken de insanlar genelde hemen tabii ki odaklandığı şeyler ya da üzerinde düşünülmesi gereken unsurlar bunlar. İlgi çekici kararlar bunlardan bir tanesi Sid Meier. Yine kendisi Civilization oyununu geliştiren kişi ki biliyorsunuz iyi oyunlar için önemli bir oyun bu. Yalnızca kararlar değil, ilgi çekici kararlar. Niye ilgi çekici? Çünkü bakıldığında bir bilgi var. O bilgi bana ne yapmam gerektiğini gösteriyor. Yani yalnızca işte diyelim yazı tura atıp yazı mı tura mı değil. Ona göre karar vermiyorsunuz. Eldeki bilgilere göre karar verme. O kararların sonuçlarına katlanmak. Cezalandırılıyorsunuz ya da ödüllendiriyorsunuz verdiğiniz karara göre yani sonuçlarına katlanmak. Net tanımlanmış hedefler olması, bu çeşitli kurallar olabilir, sınırlamalar olabilir. Özellikle hedefleri çoğul yaptım, bilerek yaptım. Çünkü çok sayıda iyi oyun birden fazla hedef arasında seçme imkanı veriyor. Mesela Civilization oyunda da öyle. Diyelim oyunu kazanmanın farklı yolları var. Yani Civilization oyununda mesela işte harita üzerinde diyelim bir toprağı işgal ederek alabilirsiniz ya da işte ne bileyim barış tesis ederek olabilir ya da Mars'a işte roket yollayabilirsiniz. Yani dolayısıyla herkes hedefine yani birden fazla hedef söz konusu. Bunlar zaman içerisinde değişebilen hedefler. Yani dolayısıyla çoklu hedeflerin olması da onun için iyi. Çünkü aynı ortama giriyorsunuz ama farklı farklı oynayabiliyorsunuz. Yine Minecraft'ı da daha önce söylemiştim. Minecraft'ı da bence bu kadar başarılı yapan konulardan bir tanesi bu. Çünkü çok farklı yolu var. Yani hedeflerim neler? Belirli bir diyelim alan var, bir mekan var. Ben orada diyelim belirli bir bina inşa edebilirim ya da bilinmeyen toprakları keşfe gidebilirim. Yani dolayısıyla farklı hedefler koyabiliyorsunuz ve oyun size böyle doğrudan bunu söylemiyor. Ben kendim ne yapacağımı bu hedefleri belirliyor ve ilerliyorum. Aslında oyunu çok iyi yapan unsurlardan bir tanesi bu. Görünür ölçülebilir geri bildirim. Bunu bazen mesela puan diye düşünebilir, bazısı diyelim işte sağlığı ölçen diyelim çubuk şeklinde olabilir. Yani kantifiye edilebilir yine ölçülebilir sonuçlar olması çok önemli. Aynı zamanda farklı geri bildirimler olacak. Diyelim işte kaç puanla almışım, işte sağlık seviyem nerede, sosyal ağ olabilir bu. Ya da işte ne kadar diyelim ödül topladım. Yani dolayısıyla ben burada başarımı ölçüyorum. Yani oyundaki ilerlememi sağlıyorum ve her iyi oyunun da kendine göre sistemleri var.
Bir de altta yatan model ya da sistem konusu var. Diyelim bakıldığında bir kurallar sistemi var ve bunun tutarlı olması gerekiyor. Bu masaüstü oyunları için de geçerli. Mesela bilimsel bir diyelim bizi diyelim eğitsel amaçlı olarak diyelim genetikle ilgili bilimsel bir eğitim oyunu olabilir. Yani ne olursa olsun sistemli bir kurallar sistemi olacak ve tutarlı olacak. Tabii ki biliyorsunuz bir diyelim oyunu bakıldığında nasıl şekilde dahil edilecek o da önemli. Şimdi diyelim çok daha az oyun da dahil edebilirsiniz. Çok daha fazla da olabilir. Yani bazı mesela World of Warcraft olsun bunlar o özellikler var. Yani içerisinde pek çok unsur var. Dolayısıyla diyelim kitaplar ya da işte oyuncak bebekler, filmler bunların içerisinde belirli oyun unsurları var ve değişebiliyor. Şimdi son birkaç yıldır kendi laboratuvarımızda çok fazla proje yürüttük. Bazıları büyük, bazıları küçük projeler. Bazılarını kendi başımıza yaptık, bazılarını ortaklarımızla birlikte yaptık. Ve yıllar içerisinde rezonans oyunları, Resonant Games isimli bir kitap. Ve burada da özellikle tasarım fikirlerini ortaya koyduk. Tasarım için neler önemli, yani eğitim amaçlı oyunları tasarlarken. Rezonans oyunları diyoruz, bu rezonans dediğimiz zaman aslında tıpkı özellikle diyapazon gibi ve bir şekilde birbirlerine yaklaştırdığınız zaman titreşimler birbirini etkiliyor. Yani dolayısıyla burada yapılmaya çalışan şey aslında çeşitli görüntüleri, anıları, duyguları bir şekilde çağrıştırmak, o çağrıştırma becerisini vermek. Belki kafasında bir çalışma var, bir dersi var ya da günlük yaşantısındaki herhangi bir olayla bağlantı kuruyor. Yani bir şekilde senkronize oluyor. Dolayısıyla o yansıyor ve birbirinden etkileşerek bir salınıma giriyor. Şimdi tabii dört çok sayıda tasarım ilkesi var ama dört tanesi çok önemli. Önce biraz genel bahsedeceğim. Ardından da bunların hepsini biraz daha ayrıntılandıracağım. Bunlardan bir tanesi tam öğrenen için tasarlamak. Yani bu diyelim yalnızca 45 dakika işte haftada 4 defa benim dersime giren öğrenciyi oradaki haliyle düşünmemek. O kişiyi öğrenciyi dışarıda da düşünmek. Arkadaşları olan yani dolayısıyla bir bütün olarak bir tam öğrenen olarak bütün olarak görmek. Ardından topluluklar için tasarım yapıyoruz. Oyunlar biliyoruz sosyal boyutu var. Bakıldığında hem oyuncunun kendisiyle bağlantılı aynı zamanda bağlı olduğu topluluğun da bir parçası. Bu okul olabilir, mahallesi olabilir. Bunun yanı sıra bilgi beceriler ve uygulamalar için tasarlamak. Biz genelde eğitim amaçlı oyunları yalnızca sanki bilgi odaklı düşünebiliriz. Mesela matematik dediğimizde yani diyelim belirli bir matematikle ilgili kuralı akılda tutmak. Ama 21. yüzyıl becerileri daha önce de bahsetmiştim. Çok daha önemli. Yani becerileri elde etmek çok daha farklı beceriler kazanması gerekiyor. Bir de toplum için tasarlamak. Yani o oyunu dünyasının bir parçası haline getirmek. Diyelim dünyada yaşanan mevcut konular, mevcut sorunlar, yani okulun dışındaki sorunlara göre de o tasarımı yapmak çok önemli. Yani tasarımı bunun için de yapıyoruz. Şimdi topluluklar için rezonans tasarımı. Burada özellikle öğrenmenin sosyalliğini dikkate alarak tasarlamak. Daha farklı bir bakış açısı getiriyoruz burada. Örnek verebilirim. Bunlar yaptığımız simülasyonlar, katılımcı simülasyonlar yapılıyor. En popüler olan mobil oyunlardan bir tanesi uzun zamandır. Bu oyunda yani diyelim çok uzun zamandır aslında olan, çok farklı şekillerde ortaya çıkan bir oyun. Çocuklar çünkü genelde diyelim pek çok konu onları etkiliyor. Özellikle biliyorsunuz hele son zamanlarda işte bulaşı ya da bununla ilgili nüte gibi konular ile ilgileniyorlardı. Biraz böyle hafızalarını tekrar canlandırdı. Yani dolayısıyla sorunları değişti. Daha farklı bir şimdi bağlamda buna bakılabiliyor. Aynı zamanda çok sayıda cep telefonundan oynanan oyunlar var. Aynı zamanda yaygın oyunlar var. Bunlar hem web hem de mobil uygulamalar için tasarlananlar. Sınıfta oynamıyorsunuz bunu.
Ama özellikle diyelim ders öncesi, ders sonrası ya da derslerin arasında oynuyorsunuz. İşte koridorda diyelim bir 5 dakikanız var, oynayıp arkadaşınıza gösteriyorsunuz. Ya da eve ya da okula giderken otobüste, serviste oynadığınız kısa süreli oyunla. Ve yine yaşam bilimleri ile ilgili olarak var. İşte fen dersi olsun, diğer dersler olsun pek çoğu olabiliyor. Yani farklı derslere göre hazırlanıyor. Bunlar kısa süreli oyunlar. Sıklıkla oynayabilen. Mesela yine Pokemon kartlarıyla oynananlar var. Yani bu oyunların hepsine bakıldığında topluluk demiş de. Yani dolayısıyla çok oyunculu oluyor. Etkileşim de oluyor. Ama aynı zamanda topluluk için tasarım yaparken onların fikirlerini de paylaşabilirsiniz. Mesela çocuklar genelde oyunlarda bahsederken ekranlarını paylaşıyorlar, birbirlerine yaptıklarını gösteriyorlar. Dolayısıyla oyunların sosyalleşmesini ya da sosyal tarafının unsurlarından bir tanesi de bu. Şimdi tam öğrenen demiştik. Bu da yeni bir şu anda sürüme tasarlanıyor. Bu alternatif gerçeklik. Şimdi tam öğrenen demiştik. Bu da şimdi tam öğrenen demiştik. Bu da age that we sort of try to target is an age where a number of important things happen. So one is a lot of kids sort of turn off from science and engineering careers because they think it's boring and not applicable to their lives. What I think you try to do through the games is sort of show some of those connections. It's also a time when a lot of teachers struggle to sort of figure out ways that they can make relevant to a diverse audience of kids. So we've been thinking about that as well. Relevant to a diverse audience of kids. And yet it's sort of a time when we think about that as we think about our own expertise. And yet it's sort of a time when we think about our own expertise and we think about a time when content spaces we think about to keep immersive still be apparent. Rich spaces, we think clever is a game where we work with cellular biology experts. Think about clever is a game where we work with cellular biology experts, like we have the nature to be resource to be able to do within our so that we feel like we have the resource to be able to do within our scientific community at MIT to draw upon that. So we want to make sure we can present to them. I think now it's fixed, so we make one. Okay. I think now it's fixed, see more so we make one. Okay. So the last idea here in resonant design is so we think about these games as being part of a larger community. So we think about these games as being part of a larger community. One of the problems that we have at Metro with that is our augmented reality games. Now people have them, which is Pokemon Go, which are games. They're games that take people outside in real spaces. In our cases, they're games that take us outside in real spaces. In our cases, we're really trying to connect with the environment. Playing games, and we involve both scientists in their communities, playing games, in terms of their games about scientists in their communities, health issues they play. Şu anda geliyor mu? They play, they also hear pieces, which resonates, and that's sort of a cycle where here, that resonates.
cycle where we think about play as maybe actually an interesting place to enter this. So and we think about play as maybe actually an interesting place to enter this. It's about imagining as the first step, but we also think that play can be an important step. It's about imagining as the first step, but we also think that play can be an important step. So that's one way we think about this cycle, virtual cycle. So that's one way we think about this. Create those games and then virtual cycle. It's like scratching that and like ways people create those games. Scratch environment. It's like scratching that and like you think about scratch environment as doing that and play there and then environment. And we also think about our platform and play there as well as the environment. Games that exist out in the real world, Bunlar da deneyimi çok daha sürdürülebilir kılmaya çalışıyor. Şimdi bir tane daha slide'ı göstermek istiyorum. Bu da yine Jenny Graff'ın, benim daha önceki bir öğrencimin tasarımı. Dolayısıyla biraz daha basitleştirmeye çalışıyoruz bunu. Yani dolayısıyla bilmeye çalıştığımız şey kanıtın ne olduğu ile ilgili. Yani bir tasarım süreci var. Yani dolayısıyla tasarım sürecimizde bunu dikkate almamız gerekiyor. Bakınız buradaki tasarım tabanlı araştırma gibi daha döngüsel olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla daha böyle tekrarlayıcı olduğunu görüyoruz. Çünkü biz bir şeyin önce bir bilgiyi veriyoruz, ardından o bilginin içeriğinin alınıp alınmadığını nasıl anlayacağız? Bununla ilgili kanıt gerekiyor. Bir de tabii ki bu öğrendiklerimizi nasıl bir modele yansıtacağız? Buna bakıyoruz. Yani bir görev modülüne aktarmaya çalışıyoruz. Yani öğrencilerin de anlaması aynı zamanda öğretmenlerin de anlamaya çalışıyor böylelikle. Şimdi bunları söyledikten sonra resonant.games yine web sayfasından da bunu ücretsiz olarak elde etmek mümkün. Bunları da söyledikten sonra çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer herhangi bir sorunuz varsa ek sorularınız, bunları da alabilirim. Çok teşekkürler Eric. Şimdi oturumun sonuna doğru bir bağlantı yine sorunu yaşadık. Onun için yine katılımcılarımızdan yine kusura bakmayın diyoruz. Bağlantıda bir sorun yaşandı. Türkçeyi dinleyen katılımcılarımızdan özür dileriz. Sorular için hazırız. Çeşitli sorular var. Hem Türk katılımcılarımızdan hem de İngilizce dinleyen katılımcılarımızdan var ama önce ben bir başlayacağım ama sanırım Çiğdem daha sonra devam eder. Şimdi her şey biliyorsunuz artık korona salgınıyla eşleştiriliyor, özdeşleştiriliyor günümüzde. Acaba sence bu salgının oyunlar ya da eğitim amaçlı oyunlar üzerinde etkisi ne olacak sence? Ya da genel olarak okul yaşantısı üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Çok güzel bir soru sordun. Şimdi aslında bundan birkaç yıl kadar önce Radix zaten kitapta da yer alıyor. Oyunu geliştirdik. Gerçekten şu an için o kadar uygun ki bu, yani sosyal, online çok oyunculu bir oyun. Ama bakıldığında Flash'ta, yani daha fazla bunu yine sahip değiliz ama talep olacak bu türden oyunlara. Şu anda da görüyoruz bunu. Yani bunlar öyle oyunlar olacak ki sosyalliği de dahil eden, daha böyle kapsayıcı olacak.
toplulukları dahil edecek oyunlar. Bunlara talep var. Çünkü bunu yaptığımızda işte Zoom toplantıları yapılıyor. Zoom toplantıları hani bir ikamesi mi dediğimiz zaman, yani online ikamesi mi? Sonuçta biliyorsunuz fiziksel olarak kaybedilen şeyler oldu. Yani dolayısıyla yapılacaktır diye düşünüyorum. Pek çok ortakla da birlikte çalışıyoruz online oyunlar alanında. Yalnızca eğitim amaçlı olanlar değil yalnız, ama diğerlerinde de var. Evet, sanırım insanların yapmaya çalıştığı şey aslında şu. Daha böyle daha derin, daha kapsayıcı öğrenme deneyimlerini ortaya çıkaracak oyunlara ihtiyaç var. Ama bunu yaparken sanırım... Tabii oyunları geliştirmek uzun zaman alıyor. Dolayısıyla hani bir gecede oyun tasarlayamıyorsunuz. Çok ciddi bir taahhüt var. Bunların sağlanması gerekiyor. İşte öğretmenlere ulaştırılması. Yani kısa zamanda tabii ki çeşitli çözümler bulunmaya çalışacak. Hani mevcut kaynaklar, mesela Minecraft olabilir ya da diğer pek çok online oyunla birlikte bir şeyler yapmaya çalışılabilir. Yani bunlar kısa vadede işe yarayacaktır ama tabii bir sonraki sefer için belki daha uzun vadede bir şeyler yapmak gerekecek diye düşünüyorum. Tabii eğer bu böyle devam edecekse, yani bir bu şekilde bozulma olacaksa, yani belki yeni eğitim modelleri ortaya konulacak, bununla ilgili başka kaynaklar devreye konulacak diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla umut ediyorum ki bir şeyler öğrenmeye çalışacağız tabii ki. Yeni tasarımlar da gelecektir. Daha değer katan, yani gelecekte de, çünkü eğer salgından dolayı böyle bir kesinti olacaksa ona uygun şeyler yapılmaya ihtiyaç var tabii ki. Çiğdem, senin bir sorun var sanırım. Bir soru var. Sanal gerçekliği kullanırken, özellikle sizin de oyunlarda kullanıyorsunuz, bunun olumlu olumsuz yanları neler acaba bu türden teknolojileri kullanmanın? Şimdi baktığımız zaman işte artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik var, sanal gerçeklik var. Gerçekliğin önünde çok sıfat var. Teknolojinin orada olması her şey için kullanacağımız anlamına da gelmiyor. Yani genelde yeni bir teknoloji ortaya çıktığı zaman baktığımızda işte eskiden nasıl yapıyorduk ya da eski teknolojiyle nasıl yapıyorduk, bunu buna nasıl uyarlayabiliriz? İşte mesela PowerPoint sunumlarını işte sanal ortamda yapmaya başladık artık. Yani sanal toplantılarda yapıyoruz. Dolayısıyla bu bazen dikkat dağıtıcı da olabiliyor. Ama yapmaya çalıştığımız şey aslında özellikle baktığımızda artırılmış ya da sanal gerçeklik başka ortamların veremediği şeyi nasıl verebilir? Yani daha akıllıca yaklaşmak. Yani baktığımızda işte üç boyutlu diyelim, işte biyolojiyle ilgili şeyler olabilir. Bu işte hareket ediyor. Ya da farklı diyelim uzamsal ölçeklerde olan şeyler var. Yani ders kitabında durduğu gibi durmuyor. Yani sanal gerçeklik dediğiniz zaman üç boyutluluğu kazandırıyor. Ve böylelikle çok daha kapsayıcı olabiliyor. Ölçek daha iyi algılanabiliyor. Fikirleri daha geliştirebiliyor. Yani dolayısıyla teknoloji ve öğrenmek istediğiniz şey arasında. Bununla ilgili tabii ki araştırmalar yapılıyor. Nasıl bağlantı kurulabilir diye. Bir potansiyel var sanal gerçeklik için. Yani bunlar bağlantı kurulabilecek şeyler. Ama bunun yanı sıra daha spesifik olarak da başka türlü yapabilecekleriniz var. Biraz daha ötesinde düşünmek. Diyelim işte şimdi ne yapıyoruz? İşte gözlüklerimizi takıyoruz. Üç boyutlu ya da sanal gerçeklik gözlüklerimizi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları tabii ki herkese erişilebilir yapmak da önemli ama artırılmış gerçeklik dediğimiz zaman potansiyel olarak bir karma diye, güzel bir karma diye bakıyorum. Size bir şekilde diyelim dünyada gerçeklikten de kopuyorsunuz. Ama tabii ki bir modeli diyelim işte masanın üstüne koyuyorsunuz. Ekrana bakmak yerine doğrudan bakabiliyorsunuz. Yani ekrana da bakabiliyorsunuz ama masanın üstünde görebiliyorsunuz bu artırılmış gerçeklik ile birlikte. Bütün açılardan, farklı bakış açıları ile birlikte. Mesela belki bir binanın içerisini gezeceksiniz. Yani diğer binalarla nispi olarak değerlendirebileceksiniz. Ya da bir hayvan diyelim. Dışarıda bir ortamdasınız. O hayvanın yerini görebileceksiniz. Yani birlikte çalışarak kolaboratif tasarım, o uzamı da dahil etmek. Yani pek çok şey fırsat verebilir. Yani belirli bir medyada, ortamda yapamadığınızı diyelim bunlarla birlikte yapabiliyorsunuz. Teşekkürler. Bir soru daha var. Bir öğretmenden sanırım gelen bir soru bu.
Özellikle gelişim alanı ile ilgili. Acaba oyunlar nasıl tasarlanmalı? Ne türden acaba platformları acaba önerirsiniz? Özellikle öğretmenler için. Şimdi eğitim amaçlı oyunlarla ilgili olarak MIT'de çeşitli eğitimler var, programcılar var. Yani hem programcı olan programlamayı bilenler de yapıyor. Çok güzel platformlar var bu eğitimleri veren ve bunlar çok da fazla programlama becerisi gerektirmeyenler. Yani çok fazla programlama bilgisi becerisi olmasa da oyun tasarlamanın yolları var. Diyelim Scratch diyeyim yine... Yani çok farklı platformlar var. Yani dolayısıyla işte diyeyim bloklarla yapıyorlar, yapı bloklarıyla oyunlar tasarlayanlar var. Yani farklı halihazırda var olan yapıları kullanılabiliyor. Game Maker var. Yani çok farklı platformlar var. Onların üzerinden de oyun yapmak mümkün. Dolayısıyla bunlar üzerinden yapılabilir. Küçük şeyler ama kendi sınıfınız için mesela yapabilirsiniz. Kendi sınıflarınızı da kullanmak üzere. Ama tabii ki çok daha karmaşık olanlar da var. Yani çok daha erişilebilir olan. Her yıl daha gelişiyor bu türden platformlar. Bir soru. Rezonans oyunlarında ya da eğitim amaçlı oyunlarda acaba nasıl bir etkisi var? Nelerin kullanılmasını tavsiye edersiniz? Şimdi insanlar genelde oyunlarda rekabet dediğimiz zaman belki oyuncu ile oyuncu arasındaki etkileşim mesela rekabette ve yapılabiliyor mu? Oyunların hepsinde bu yok. Bunlar özellikle belki kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak, kıyaslamak açısından anlamlı olabilir. Yani dolayısıyla kullanılabiliyor rekabet unsuru da. Ama baktığımızda çeşitli diyelim geri bildirim mekanizmaları kullanılabilir. Diyelim sağlıkla ilgili olabilir. İşte kaç tane arkadaşınız var. Yani mutlaka oyuncular arasında rekabet olacak şeklinde değil. Yani dolayısıyla mümkün olduğunca yapmaya çalıştığımız bunları ön plana çıkarmaya çalışmak. Yani mümkün olduğunca o çeşitliliği sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir noktada bu konudan biraz bahsettin ama yani belki başka bir yanıt daha ayrıntılı verebilirsin. İnsanlar neden acaba başkaları oyun oynarken bunu seyrederek vakit harcıyorlar ki? Yani neden zaman öldürüyorlar bununla? Biraz insana ilginç gelebiliyor ama yüzlerdir belki de yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Yani şöyle ki. Ben mesela spor yapıyorum, futbol oynuyorum diyelim, işte hokey oynuyorum, oynayabiliyorum ama başkalarının yaptığını maçta izliyorum ya da başkaları oynarken de izliyorum. Hani izliyorum çünkü bir şeyler öğreniyorum, ilgi çekici geliyor ya da ilham alırım belki onlardan diye izliyorum. Ya da bir şekilde diyelim çok başarılıdır, çok güzel oynuyordur oyunu. Ben henüz o aşamaya gelememişimdir. Yani dolayısıyla özellikle yüzyıllardır aslında var olan, yani farklı oyunlarda da biz bunu gördük. Yani biliyorsunuz ekranlarda artık izlemeye başlıyorsunuz. Belki birbirlerinden çok farklı değil. Yani sanırım o bu tür... Şu anda bile mesela baktığımızda dünyanın pek çok yerinde geçerli çok sayıda diyelim maçlar oynanacak ama farklı oynanacak. İşte basketbol oyuncuları mesela belki bir şekilde video oyunuyla oynayacak. Bilmiyorum fiilen basket maçı yapmayacak ama video oyunu olacak. Yani dolayısıyla bu da bir anlam katacaktır diye düşünüyorum. Ben kendi yine
Yani tabii çok iyi oynanan oyunları izlemek gerçekten güzel oluyor. Yani biraz daha farklı, biraz daha yeni bir şey. Son bir soru daha varsa alalım çünkü zamanı doldurduk. Hangi oyunlar en çok sevdiğiniz oyunlar? Yani oynadığınız oyunlar hangileri en sevdiğiniz diye soru. Minecraft'ı çok söyledim zaten. Tekrar söyleyeceğim. Minecraft gerçekten çok iyi. Pek çok zamanın en iyi oyunlarından bir tanesi. Özellikle puzzle adventure oyunları çok fazla oynadım salgında. Çocuklarımla da oynadığım oyunlar var. Yine escape room var. O keyifle yine izledik oynadıklarımda. World of Warcraft, bunu da yani yine çok oyunculu, güzel oyunlardan bir tanesi, onu oynuyorum. Sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Yani birlikte bir şeyler yapılan çok oyunculu oyunlar her zaman gerçekten iyi geliyor. Çok teşekkürler Dr. Klofer. Tüm katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için. Half-Life en sevdiğim son yeni sürümü güzel. Peki tamamladık. Çok teşekkürler Eric. Aynı zamanda tüm katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 500 kişi saydım. 500 kişi bu güzel sunumu dinlemiş. Daha önce de ifade ettiğim gibi umarım çok yakın bir gelecekte seni fiilen Türkiye'de görme imkanımız olur diye umut ediyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de gerçekten sizinle birlikte, MIT ile birlikte ve ekibinizle birlikte ileri projelerde birlikte çalışmak istiyor. Gerçekten biz de benzer projeler yürütüyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Eric çok güzel bir sunumda. Ben de fiilen gelmeyi ve tanışmayı çok isterim.